Bilim insanlarının buluşları arasında en büyüleyici ve aynı zamanda en korkutucuları kendi vücudumuzdakiler olmalı. İnsan anatomisinin gizemine dair bu keşiflerin sonuncusu İnsteryum adı verilen yeni bir organ. Uzmanlara göre vücudun en büyük organlarından biri olan bu organ, kanserin yayılmasında bir otoban görevi görüyor olabilir. Bu insan bedeninin bize ne ilk ne de son sürprizi. İşte son 3 yılın 3 büyük keşfi. Mezenter, bağırsak askısı. Tıp dünyası 2017 yılında sindirim sistemindeki yeni bir organ keşfiyle başladı. İrlandalı cerrah Profesör Calvin Coffey, daha önce sindirimi sağlayan birçok parçadan oluşan bir yapı olarak görülen mezenter, yani bağırsak askısının bir organ olduğunu ortaya koydu. Bu organ, kolon, mide, ince bağırsak ve karındaki diğer organların bağlantı noktasını oluşturuyor. Uzmanlar mezenterin anatomisi ve yapısına dair az çok fikir sahibi olsa da organın nasıl çalıştığı tam olarak bilinmiyor. Mezenterin kalın bağırsak kanseri, obezite ve iltihabi bağırsak hastalıklarında rol oynadığı da düşünülüyor. Beyin bağışıklık sistemi bağlantısını kuran damarlar. Fiziksel sağlığımız ile Alzheimer ve depresyon gibi beyinde yaşanan bozukluklar arasında bir bağ var mı dersiniz? Bu soruya yanıt olabilecek keşif 3 yıl önce Amerika'dan geldi. Virginia Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi kafatasının hemen altında bağışıklık sistemi ile beyin arasında bağlantı kuran damarları keşfetti. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada Profesör Jonathan Kipnis yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti. Bedenin artık tamamen haritalandırıldığını ve bu gibi buluşların geçen yüzyılda çoktan tamamlandığını düşünürdüm. Anlaşılan yanılmışım. Beyin anatomisine ait yeni bir parçanın keşfedilmesi heyecan yarattı. Ama bazı uzmanlar bu damarların hastalıklardaki olası rolünden emin değil. Özellikle Alzheimer gibi hastalıklara ait çok sayıda teorinin ortaya atıldığı ve bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Öte yandan beyindeki iltihabi vakalarında bu damarlarla ilişkisini anlamak için keşfi önemli bir adım olarak görenler var. Beyinde 97 bilinmeyen bölüm. İnsan beyni hakkındaki fikirlerimiz uzun yıllar boyunca 20. yüzyıla yapılan beyin haritasına göre kodlandı. 2016'da bilim insanları beynin her iki yarısında bulunan ve 97'si daha önce hiç keşfedilmemiş 180 farklı bölüm olduğunu ortaya koydu ve 100 yıllık beyin haritası güncellendi. Güncellenen bu beyin hem de çok sofistike ve renkli bir formatta. Nature dergisinde yayınlanan harita belki Google haritalar kadar ayrıntılı değildi ama beyin zarına kadar en taze verileri ve en yeni teknolojilerle sundu. Araştırma ekibinden David Van Essen, bu yeni bölümlerin beynin bilişsel faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşündü. Ekip önce ince damar tabaka ağlarıyla başladı. Sonra 210 sağlıklı genç yetişkinin beyin taramaları yapıldı. İkinci aşamada beynin tasarımı, çalışması ve bağlantısallığı ya da topografisinden sadece birine odaklanılmak yerine bu 4 kriterin hepsini birden kullanarak kortekste, yani ülkeleri ayırır gibi sınırlar çizildi. Ekip beyindeki bölümlerin kendi içinde benzerlikler taşırken komşulardan farklı yapılara sahip olduklarını da gördü. Bilim insanları ileri teknoloji bu şema üzerinden otizm gibi rahatsızlıkların tedavisi hakkında daha fazla bilgiyi öğrenmeyi amaçlıyor. Evet arkadaşlar, bilim insanlarının buluşları arasındaki en büyüleyici ve aynı zamanda en korkutucu ve en son 3 keşfi sizlere aktardık. Videolarımızın devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın.